büyük g x eşittir küçük g f x ise büyük g üssü 2,5'i bulunuz. Büyük g x küçük g x ve f x'in bileşkesi g f x olarak ifade edilmiş. Ve şekilde küçük g x ve f x'in grafikleri var ama büyük g x'in neye benzediğini bilmiyoruz. Bu f x'in grafiği, bu da küçük g x'in. Şimdi burada verilen bilgiler ışığında büyük g üssü 2,5'i bulmaya çalışalım. Öncelikle burada verilen bilgileri tekrar bir yazalım. Büyük g x'in küçük g f x'e eşit olduğunu biliyoruz. Bizden büyük g'nin türevinin x eşittir 2,5 noktasındaki değerini istedikleri için büyük g x'in türevini alalım. Evet, burada iki tarafında türevini alırsam, sol tarafta büyük g üssü x olur, sağ tarafta ise iki fonksiyonun bileşkesi olduğu için zincir kuralını uygulayacağız. Küçük g'nin f'ye göre türevi, yani küçük g üssü f x, çarpı f'nin x'e göre türevi. Yani f üssü x. g üssü 2,5'in ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz, öyle değil mi? O halde gelin x gördüğümüz yerlere 2,5 yazalım ve ne olacak görelim. Büyük g üssü 2,5 eşittir. Küçük g üssü f 2,5 çarpı f üssü 2,5. f 2,5 ile başlayalım. X 2,5ken daha kolay görebilmeniz için boyayacağım f x 1'e eşit. Hemen not edelim f 2,5'in 1'e eşit olduğunu bulduk. Peki f üssü 2,5 nedir? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? X'in 2,5'e eşit olduğu noktadaki teğetin eğimini bulmamız gerekiyor ve şansımıza fonksiyon bir doğru olduğu için eğimini bulmak da oldukça kolay. X ve y koordinatları tam sayı olan iki tane nokta seçelim. Mesela bu ve bu. Bu noktadan bu noktaya x'teki 3 birimlik artış için y'deki artış 2 birim. Yani y'deki değişim bölü x'teki değişim ya da kısaca eğim 2 bölü 3'e eşit. Evet şimdi burada f 2,5 yerine 1, f üssü 2,5 yerine de 2 bölü 3 yazalım. Ama daha bitmedi sırada küçük g üssü 1 var. Dikkat edin, x 1 iken g'yi değil, g üssü arıyoruz. Yani yine doğrunun eğimine bakacağız. y'deki değişim, bölü x'teki değişim. 2 bölü 1. Yatay eksende 1 bir birim gittiğimizde, dikey eksende 2 birim yukarı gidiyoruz. O halde eğim 2. Ve neymiş? g üssü 1 de 2'ye eşit. Bunun yerine de 2 yazabiliriz. Böylece geriye 2 çarpı 2 bölü 3 kaldı. 2 çarpı 2 bölü 3 de 4 bölü 3 eder ve işimiz bitti. Büyük g üssü 2,5, 4 bölü 3'e eşit. Elimizde fonksiyonların denklemleri yoktu ama bize verilen bilgiler ve zincir kuralında yardımıyla x 2,5'e eşitken büyük g'nin türevini bulduk.